Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs Salı, Will Rogers Dallas Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hayırlı kandiller dileğimizi sunalım arkadaşlar. Bugün Kadir Gecemiz, mübarek Kadir Gecemiz herkese hayırlılara vesile olsun. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Sevdiklerinizle beraber güzel mutluluklar yaşama dileğiyle. Yani bu hastalık kötülüklerden de uzak tabii ki. Dileklerimizi sunalım ve aynı zamanda burası bugün bir bayram, 19 Mayıs bayramı, gençlik ve spor bayramı. Yine herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Her ne kadar evimizde kutlasak da yapacak bir şey yok. Bu günler de geçecek. Güzel günler de yakında zaten. Ben 50 kulağında her şeyin normale döneceğine inanıyorum. Ama tabii ki bu virüs de kolay kolay gidecek de değil, ama etkisini de baya baya azaltacak. Herhalde büyük ihtimalle bütün insanlar bu virüsü bulacak, yani bir şekilde virüsle tanışacağız. Ama iyi ama kötü. O yüzden kendimize çok çok iyi bakmamız gerekiyor. Muhakkak derecede yani bu sağlıkçıların söylediği şeyleri harfiyen uygulamak gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi 80 yaşındaki, 100 yaşındaki insanlar bile bunu atlatabiliyor. Yani o yüzden bazı şeyleri kafamızda kötü olarak yorumlamayalım. Her şeye karşı hazırlıklı olalım. Amaç bunu en zararsız bir şekilde, en yani az bir hasarla atlatabilmek. Yani amaç bu. Eğer buradan başarıyla çıkarsak Allah'ımıza şükürler olsun. Ne mutlu bizlere diyeceğiz. Bu arada arkadaşlar ben bu iki günden beri bir katıl butonu çıkardım. Yani bu aylık 5 TL olarak bir bildirme yaptım. Ama bazı arkadaşlar da maşallah, yani bilmem dalga mı geçiyorlar artık, ne yapıyorlar? Ya işte biz bu parayı veremeyiz, İşte çok para değil ama diyor veremeyiz gibi konuşmalar yapıyor. Ya arkadaşlar şöyle bir olay var. Araştıran baksın, internetten bakabilirler. Şu anda para kazanmaya hak kazanmış bütün YouTuber'lar, yani benim gibi arkadaşlar, herkes vergiye mükellefi olacak arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani diyeceksiniz ki bize ne diyen arkadaşlar muhakkak olacak. Yani öyle demeyin. Çünkü sonuçta burada size karşı verilen bir hizmet var. Ben iş yerine çalıştığım zaman bu kadar uğraşmıyorum. Size karşı bir yapılan bir hizmetler var. Bu haliyle bizi aşıyor. Şimdi burada 10 yaşındaki bir çocuk da bunu vermek zorundaymış. Hani iyice bakın, yani ben bunu söylemiyorum. 50 yaşındaki adam da, 100 yaşındaki adam da, yani isterseniz 1 lira kazanın yine bu vergisini ödemek zorundasınız. Zaten vergilerle uğraşan insanlar, burada uğraşanlar, arkadaşlar var, abilerim var, onlar daha iyi biliyor. Yani bunu karşılamamız lazım. Ben de mecburen buradaki alacağım parayla bu vergi işlemlerine, mükellefliğine direkt girmek istiyorum. Çünkü ben zarar görmek istemiyorum. Çünkü cezası da çok ağır. Yani ben burada seni mutlu edeceğim. Bazı arkadaşlar dışında da söylüyorum. Çünkü birkaç arkadaş burada dün güzel konuşma yapıyorlardı en azından. Hani dalga geçer gibi 5 TL çok değil ama diyor biz bu parayı veremeyiz gibi muhabbet yapıyor. Bir yandan da işte bize yorumlarını yollar, binlerin iyiliğini yapar. Ya ben yorum yollarım, sıkıntı yok bende, ama benim amacım buradan düzlüğe çıkabilmek. Yani ben eğer bunu yapamıyorsam, sen bu şekilde yaparsan, sadece ben değil, şu andaki YouTube'daki bütün kanaldaki arkadaşlar tek tek kanallarını kapatacaklar. Bunun da haberin olsun. O zaman sen yine bültenlere, gazetelere devam edersin. Bir bültene verdiğin para zaten 5 liranın üzerinde. 7,5 lira şu anda bir bülten. Sen bir 5 TL'lik bir ay hizmet alacaksın. Ama bunu demek ki çok görüyorsun. Yani ben sana ne diyebilirim? Sadece teşekkür ederim. Başka bir şey demem. Çünkü olay bu yani. Ben bunu kendi kafamdan göre çıkartmadım bu lafı. Çünkü bunu araştırmasını yapabilirsiniz. Elinde telefon var veya cep telefonu var veya şey var, işte tablet vardır, bilgisayar vardır. Bak oradan YouTube'a, gir oradan araştırmasına bak. Şimdi bütün YouTuber'lar artık herkes gözetim altında. Bu da biliniyor. Her an yani bir bilgi, telgraf, işte telgraf diyorum, bir bildirgi herkesin eline gelecek. Yani o zaman da bu işin içinden çıkamayız. Çıkamayınca da ne yapacağız arkadaşlar? Ben boşu boşuna borca da girmek istemiyorum. Zaten sıkıntıdayım. Bir de bununla uğraşırsam hiç altından çıkamam. Yani ben seni burada memnun edeceğim diye, birkaç şey yapacağım diye bir sürü külfetin altında, kusura bakmayın ama giremem. Zaten yeterince zarar görüyorum. Bu şekilde olmasın. Yani bana vereceğiniz bir destek, sadece ben yukarıdan bir para istemedim. Yani 30-40 lira, 50 lira, 100 lira istemedim. Sadece en taban fiyattan istedim. Bir 5 TL'li açılış yaptım. Yani 5 TL'yi de bir ay içerisinde bir ödeme yapamıyorsanız vallahi bir şey diyemeyeceğim gerçekten. Artık sizin takdirinize bırakıyorum. Burada beni
seyredersin, seyretmezsin. O ayrı bir şey. Ama ben onu da söyleyeyim. Ay başından itibaren de ben sadece üyelere özel yapacağım. Bunu da belirteyim arkadaşlar. En azından kimler üye olmuş onlar seyretsin. Ben de artık ona göre başımın çaresine bakacağım. Gelelim bugünkü yarışlara arkadaşlar. Birinci koşuda maiden satış koşusuyla başlıyoruz. Dişiler artık 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre kum yarışında. Bugün 7 koşulu bir program var Amerika'da. En azından bunu da belirteyim. Burada gördüğünüz gibi 19 Mayıs'ımız bugün. 10 nolu safkan 1,5 lira. 1 nolu safkan 3,5 lira. 2 nolu safkan 3,5 lira. 7 nolu safkan 7 lira. 3 nolu safkan 7 lira. 8 nolu safkan da 20 lira gibi orana sahip. Bu arada arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya sen burada katıl butonu yok. Ya bu abone ol videoya tıkladığın zaman abone ol butonu var orada. Abone olun yanında hemen katıl yazan bir yer var. Eğer oradan bulamıyorsanız bu videonun açıklamalar kısmında ben bir link bıraktım. Hala bazı arkadaşlar yok diyor, link yok diyor. Ben anlamıyorum yani bu linki ben bakıyorum 50 kere bakıyorum. Başka YouTube hesabından da bakıyorum, giriş bakıyorum var. Ama bazı arkadaşlar hala yok diyor. Ben bilmiyorum herhalde o gözükmüyor galiba. Ne diyeyim? Neyse arkadaşlar yorumlarıma geleyim. Allah'ım ya nereden aklımı buraya getirdi? Bu birinci koşuda arkadaşlar 10 nolu Just What I Need bir Panther temsilcisi Ty Kennedy ile bence bu yarışı kazanması gerekir. En şanslı isim olarak görüyorum. Bu safkanın yanına 2 nolu Sunny Bunny Kevin Stewart'a start alacak olan bu safkanın ilk kez koşacak olmasına rağmen bugün farklı ve etkili bir yarış koşabilir. Ve son olarak 1 nolu My Passport bir Golden Sam gibi iyi bir kanatlığına sahip olan bu safkanda Floyd Weddy Jr. ile günün sürprizini yapabilir. Gerçi sürpriz değil bu safkanın ikinci atı olarak tutuyor da ama 10, 2 ve 1 nolu safkanda bende biraz ön planda. Daha sonra yazılması gereken safkanda 7 nolu Goddess of Wonder'da sürpriz olarak sizlere öneririm. Ama dediğim gibi bugün maiden yarışlar çok var arkadaşlar. Bu maidenlar bence altının kaderini belirleyebilir. Çünkü çok vasat safkanlar bir arada. En azından bunu da belirteyim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu aynı zamanda altılı ben yanında birinci ayına geldiğimiz zaman şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 3 nolu safkan 1.4, 8 nolu safkan 4 lira, 7 nolu safkan 6 lira, 9 nolu safkan 6 lira, 5 nolu safkan 9 lira, 10 nolu safkan 16 lira, 1 nolu safkan 16 lira, 2 nolu safkan 20 lira, 4 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Burada benim size önereceğim bir safkan var arkadaşlar. En azından bu son yarışından önceki yarışının bu pistte David Cabrera 7 boy gibi uzak bir farkla kazanan son yarışında güzel bir ikincilik elde eden 3 nolu Lindante bence bu yarışı kazanır arkadaşlar David Cabrera ile. Ben o yüzden güne açılışını bir banko ile başlamak istiyorum. O yüzden 3 nolu Lindante benim size önereceğim banko isim arkadaşlar. Ben bu safkanın yanına bugün at yazmayacağım. Artık benim bugünkü limanım bu. Günün 3. koşusu altılı ganyanında 2. ayına geldiğimizde satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 12 safkan kayıtlı. 12 nolu safkan 3 lira, 1 nolu safkan 3,5 lira, 3 nolu safkan 6 lira, 11 nolu safkan 7 lira, 7 nolu safkan 8 lira, 6 nolu safkan 9 lira, 9 nolu safkan 10 lira, 10 nolu safkan 12 lira, 4 nolu safkan 12 lira ve 8 nolu safkan da 20 lira gibi orana sahip. Bugün bayağı bir zor yarışlar var. Daha önce belirttiğim gibi yani dünkünden biraz daha fazla verir. Biraz değil bayağı fazla verecek gibi bir isim var benim ama tabii yarış içinde kalkarız biz çok at yazarız favorisi de gelir. Ben burada yine de bir Curlin temsilcisi olan 12 nolu Doug Curlin'i ben ilk safkan olarak öneririm. En azından en yüksek handikap puanı sahip. Curtis Kiemas gibi iyi bir jokere de sahip olan bu safkan. Bu yıl göstermiş olduğu performans da iyi. En azından bu yıl 5 yarış koşmuş. 2 birincilik, 2'ncilik, 3'üncülük, 4'üncülük gibi tabela içinde olan bir yarışları var. Yani bence bu formuyla yine bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Tabi ciddi rakipleri var. Ama bu Curlin'e de bir hatırlatmak olayım. Çok çamur, yani çamur pist oldu mu, pistin nemli buldu mu daha çok koşabiliyor bu safkanlar. Bunu da belirteyim. Daha sonra 3 nolu Mr. Mittow. Bir Bodomeister temsilcisi kanatlı. Oldukça iyi Türkiye'de de olan bu aygır iyi bir temsilcisi olan bu safkan Floyd Weddy Jr. ile start alacak. Son yarışında güzel ikinciliğiyle bence buranın ciddi rakipleri arasında olacak olan bir isim. Daha sonra 7 nolu General Ike. Bir Quiet Amerikan temsilcisi Francisco Amparan'a start alacak olan bu safkan bu yıla flash bir giriş yaptı. 3 yarış koştu. Bu 2 yarışını kazanıp bir yarışında ikincilik elde eden çok formlu bir isim. Muhakkak kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 1 nolu Rocky by Indian. Bir Graham Hall temsilcisi iyi bir kanatına sahip olan bu safkanda Ray Ekleberi ile son yarışındaki güzel birinciliğiyle yine ciddi rakipler arasında ve son olarak da 11 nolu Storm Pacific. Bir Storm Atlantic gibi oldukça süratli bir yapıya ve çok iyi bir kanatına sahip olan bu safkan Alfredo Tiriano Junior'la
son yarışı kazanmış formda bir isim. Bu yarışı da bence fişek gibi girecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi zor bir ayak. Birbirine çok yakın safkanlar var. 12, 3, 7, 1 ve 11 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde Maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 10 safkan burada kayıtlı. 8 nolu safkan 1.6, 10 nolu safkan 2.7, 4 nolu safkan 5.5 lira, 2 nolu safkan 7 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 12 lira, 9 nolu safkan 14 lira, 3 nolu safkan da 40 lira gibi oranına sahip arkadaşlar. Burada da yine iyi safkanlar var diyeceğim. Yok çünkü. Ama gerçekten hani orijinal olarak baktığım zaman bayağı fena olmayan atlar var ama performans olarak kötü bunlar. Her neyse bu artık kötünün içinde iyi arayacağız. Artık iğneyle cımbızla yoklayacağız bunları. Ben burada sizlere ilk önce tuttuğum bir safkan söyleyeyim. En azından bir Big Drama temsilcisi. Yani kanatlı iyi. Bir kez koşmuş dördüncülük elde etmiş olan. İki nolu Midnight Drama. Ben bu safkanı Ray Ekleberi'nin jockey'nin yaptığı bu safkanı ben ilk safkan olarak görüyorum. Daha sonra altı nolu Puppet Pie. Bir oratorio temsilcisi Benny Landaros'tan. İki yarış koşmuş. İkisi de yedincilik elde etmiş ama bugün bence uygun grupta koşuyor. Bugün güzel bir yarış koşmasını bekliyorum bu altı nolu Puppet Pie'yi. Daha sonra sekiz nolu My Fair Hikes. The Factor gibi kalite bir orijine sahip ama her ne kadar bu kalite orijini desem de bu safkan normalde güzel bir çim orijini ama böyle kum pistte de kazanabilen taylar da verebiliyor. Bunu unutmamakta fayda var. Ve son olarak da 10 nolu Rivetti Thunder Road. Artık 10 nolu safkanı da güzel bir isim koymuşlar. Kento ile start alacak olan bu safkanda her ne kadar son 6 yarışında koşmuş olduğu yarışlarda tabela dışı olsa da bugün uygun grup içinde koşuyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Şu an Türkiye'de favori, yurt dışında da ikinci safkan. Onu da belirteyim. 2, 6, 8, 10 öncelikli olarak kuponlara yazılması gereken safkanlar. Ama dediğim gibi burada her türlü sonuç çıkabilir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bunlardan 4 nolu What Thinking. Bir Tokyo temsilcisi, Türkiye'de de aygırlık yapan bu safkanın güzel tayları olduğunu biliyoruz. İyi komu orijinle bugün bu Tokyo'nun tayı da 4 nolu safkanın kuponlara yazacağız. Daha sonra 1 nolu Little Bobs. Floyd Vedi Junior'la koşacak olan bu safkanda yazılabilir. Ve son olarak da 9 nolu Gone Cursing. Ta ikine dile start alacak olan bu safkanda günün sürprizini yapabilir. Kuponlarda yazmakta fayda var diye düşünüyorum. 2, 6, 8, 10 öncelikli olarak daha sonra 4, 1 ve 9'u yazmanızı öneriyorum. Ama dediğim gibi zor bir ayak. Her türlü sonuca açık olan bir ayak. Onu da belirteyim arkadaşlar. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın 4. ayağında şartlı dişiler ayet 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 9 safkan kayıtlı burada da. 9-10 safkan 2.5 lira, 2-10 safkan 3.5 lira, 3-10 safkan 5 lira, 8-10 safkan 5.5 lira, 4-10 safkan 6 lira, 1-10 safkan 14 lira, 6-10 safkan 14 lira, 5-10 safkan 16 lira ve 7-10 safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Burada da benim size önereceğim safkanlar sırasıyla 4 nolu Shanghai Sally. Bir Shanghai Bobby gibi çok iyi bir kum orijine sahip olan bu safkan. En azından son yarışı kazanmış formda bir isim. Ben iyi şansı bu safkana veriyorum. 4 nolu safkana. Daha sonra yurt dışının favorisi ve Türkiye'nin de favorisi olan 9 nolu Bright Blink. Bir Too Much Blink temsilcisi Ray Ekleber ile start alacak olan bu safkan. Bu yıl 2 yarış koştu. İkincilik, üçüncülük elde eden formda bir isim. Kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 3 nolu Brave Casa. Bir MC temsilcisi, MC'ler gerçekten çok iyi bir orijin, ben onu da belirteyim arkadaşlar. Türkiye'de de zaten bunu yapanlar genelde Kurtel arası. Kurtellerde de bir MC tayını gördüm arkadaşlar. Yani en azından sıkıntısı olmayana kadar bu tay bayağı iş yaptı MC tayları. Bu da nadide bir orijini var arkadaşlar. Bu 3 nolu safkanı kuponlara yazacağız. Daha sonra da 6 nolu Frugal Betty. Bir Kennedy temsilcisi. Bu pistlerde etkili yarışları var. Bu orijinler iş yapıyor burada. Son 6 yarışa baktığımız zaman 2 tane birincili olan ve 3 tane tabalesi olan bir safkan. Kuponlarda bence yerini alması gereken isim. 4, 9, 3, 6 benim burada öncelik olarak yazılması gereken isimler. Daha sonra da 2 nolu Sweet Mariam. Altanaş'ın temsilcisi çok iyi bir kanatlı var. Leandro Goncalves'e günün sürprizini yapabilir. Gerçi yurt dışında favori olan bu isim. Daha sonra 8 nolu Justo Broit. Bir nasyonel temsilcisi Benny Landaros'ta son yarışı kazanmış bir isim. Zaten bu yıl flash bir giriş yaptı. 3 yarış koştu. 2 tane birincilik, 3.'lük olan çok formda bir isim. O yüzden kuponlarda yerini almalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve son olarak da şu 1 nolu Apple County'yi de ilave edebilirsiniz. En azından bu yıl koşmuş olduğu yarışta baktığınız zaman bir ikincilik arka arkaya da 2 tane birincili olan bir yarış yapmış. Yani gördüğünüz gibi bayağı bir zor ayaklar bugün çok çok var arkadaşlar. Ama bazı yerlerde mecburen çok at yazacağız. Bazı yerlerde de az atla geçme şansımız var. Onu da belirteyim arkadaşlar.
Yani 4, 9, 3, 6 benim burada öncelikli olarak size önerdiğim safkanlar. Daha sonra 2, 8 ve 1 nolu safkanları yazabilirsiniz arkadaşlar. Geldik günün 6. koşusuna. Altılı Ganya'nın 5. aynen Maiden satış koşusu. Dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre kum yarışında 10 safkan burada kayıtlı. 3 nolu safkan 1,5 lira. 2 nolu safkan 5 lira. 5 nolu safkan 6 lira. 9 nolu safkan 7 lira. 10 nolu safkan 8 lira. 1 nolu safkan 10 lira. 8 nolu safkan 12 lira. 7 nolu safkan 16 lira. 6 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Burada da baktığımız zaman en azından biraz eli ayağı düzgün olan bir safkan var. Bir Diamond temsilcisi olan 3 nolu Diamanata. Ben burada Ken Tow ile koşacak olan bu safkan 2 yarış koşmuş. İlk yarışında 7. Artan nefesiyle biraz dördüncülük elde etti ama bugün bence uygun grupta yarışı kazanması en normal sonuç olacak. O yüzden ben size eğer küçük ve risk sevenler için bir alternatif banko olarak bu 3 nolu safkanı size öneriyorum arkadaşlar. Eğer ikinci banko arayışında olanlar için veya biraz daha ucuza halletmeye çalışmak için bence bu 3 nolu safkana sığınabilirsiniz arkadaşlar. Bugün çünkü kazanması bence en yüksek sonuç olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu safkanı yıkmak isteyenlere de öncelikli olarak 5 nolu Twilight Glow Rico Flores'te start alacak olan bu safkan bence en ilk ciddi rakip olacak. Daha sonra 9 nolu Lucky Side Romance Alfredo Triana Junior'la yine bugün farklı bir yarış koşması beklediğim bir isim. Daha sonra 2 nolu Las Suanes Curtis Camus'le start alacak olan bu safkan da sürpriz yapabilir. Gerçi bugün ikinci sırada gözüken bir safkan. Ve son olarak da 1 nolu Sheza Random Kate. Sasha Prospect gibi iyi bir orijine sahip olan bu safkan da Jose Medina'yla start alacak ve son üçüncülüğü ile bugünün şanslı isimler arasında olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi 3 ton safkan bende birkaç adım da olsa ön planda, hani küçük ve risk sevenler için alternatif bankom. Rakip yazmak isteyenlere de öncelikle 5, 9, 2, 1 sırasıyla kuponlara yazabilirsiniz. Günün 7. koşusu Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde bir satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 10 safkan kayıtlı burada da. 2 nolu safkan 1,4, 5 nolu safkan 2,5 lira, 6 nolu safkan 5 lira, 7 nolu safkan 10 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 3 nolu safkan 16 lira, 4 nolu safkan 16 lira, 9 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar en azından bir 3 safkanı biraz daha bu gruptan ön planda tuttum. Bir Mike Fox tayı olan 2 nolu Sprite of Celadon. Ty Kennedy ile start alacak olan bu safkanı ben ilk safkan olarak öneriyorum. Daha sonra 5 nolu Jean Junmort, Jun 24 bir alternation temsilcisi olan bu safkan Leandro Gonçalves de bugün bu yıl zaten güzel bir başlangıç yaptı. 2 tane birinci, 2 tane ikinci. Son yarışındaki 6. yılı sizi yanıltmasa bugün daha farklı, daha iyi yarış koşabilir. Çünkü uygun grupta koşuyor bugün. Ve son hafta 6 nolu Bay Area. Samuel Bermudez'e start alacak olan bu safkan da bence en ciddi rakipleri arasında olacak. 2-5-6 bu grupta birkaç adım da olsa ön planda arkadaşlar, normal kuponlar için yeterli. Ama bir at daha yazma imkanınız varsa en azından bir sürpriz yapacak bir at buldum en azından. Artık bir Sydney Candy gibi çok iyi bir kan hattına sahip olan 4 nolu Stolen Candy. Jose Medina ile bu yıl zaten bir yarış koşmuş 48 gün önce. Hani ilk ona girmemiş ama bugün bence artan nefesiyle çok farklı bir yarış sergileyebilir. Kan hattı oldukça iyi. Bunu da belirteyim. Yani gelirse de altınları bayağı çarpanlara çıkarır arkadaşlar. Yani katlar da katlar. Onu da belirteyim arkadaşlar. 2-5-6 normal kuponlar için yeterli. Eğer bir hatta yazarsanız bu 4 nolu safkanla bir şans deneyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünkü program bu kadar. Ben yine link bırakacağım arkadaşlar. Bu açıklamalar, videonun açıklamalar kısmının en altında link var. Bazı arkadaşlar göremiyorum diyor, yok diyor. Yani baksınlar, en alta baksınlar arkadaşlar. En alta bakın, orada görebilirsiniz. Artık valla böyle yani ne kadar devam ederim bilmiyorum. Çünkü mecburen bir şeyler yapmak zorundayım arkadaşlar. Bunu da anlayışla karşılamanızı bekliyorum gerçekten. Yani ben bunu kendi kafamdan çıkarmıyorum. Yani bana kalsaydı, yani eğer böyle bir şeyler olmamış olsaydı hiç ben buradan kalkıp da şu katıl butonu yap, şu 5 TL öde diye ağzımı açmazdım arkadaşlar. Yani şansıma 50 lira çıkar ayda, 100 lira çıkar, hiç sesimi de çıkarmazdım. Ama mecburum arkadaşlar, bu vergiye tabi olmak mecburiyeti var. Yoksa ağır cezaları var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bir 5 TL'nin hesabını yapıyor. Valla bravo. Hani bu altılı bile oynarken bülten gazete alıyorsunuz, kaç para alıyorsunuz? Bedava mı alıyorsunuz? Gerçi bedava alıyorsunuz arkadaşlar. Bir şey diyemeyeceğim. Yani bilmiyorum artık, bir şey diyemeyeceğim. Herhangi bir sıkıntısı, tehlikesi de yok. Yani stres de yapmayın. Yani bunu burada bazı abilerim var, Turkcell'den veya Vodafone'dan veya herhangi bir şeyden, yani oradan bile
kesilebiliyor. Yani oradan bile ödeme yapabiliyorsunuz. Bunu da belirteyim arkadaşlar. İlla banka kartına da gerek yok yani. Neyse arkadaşlar, fazla şey yapmayalım artık. Oldu oldu, olmadı. Ben böyle bir ay devam ederim. Baktım olmuyor. Kanalı kapatırım. Başka çare yok. En azından hem ben de bu stresten kurtulurum. Bir rahat bir nefes de alırım yani. Herkese de tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.